Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Aytek Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Yani test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 70 ve 71 çözeceğiz. hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taralı alan isteniliyor bizden birinci soruda. Arkadaş aslında iki tane üçgen değil mi burası? Evet yani bu üçgende büyük üçgende taban yok ama iki tane ayrı ayrı düşündüğümüz zaman beş tabanı var. O zaman ben bu üçgenlerde yani daha doğrusu şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı nereden çıkıyordu? Taban ve tabana ait yükseklikten çıkıyordu. O zaman 5 tabanına ait yükseklik tepesi burası. Hop yükseklik dışarıdan gelecek. Şunu şöyle uzattığın zaman burası 90 derece oldu mu? Oldu. Yani bu üçgenin alanı 5 çarpı A bölü 2 artı. Bak şu üçgenin alanı bulduk. Şimdi de sırada şu alan var. E burada 5 tabanı bu. 5 tabanına ait yükseklik buradan çizilir. O yükseklikte de şu diye mi? A şurada bir dikdörtgen oluştu. Şuraya B dersem burası da B'dir. O zaman mavi alanda 5 çarpı B bölü 2'dir. Kırmızıyla mavinin toplamına tüm alanı verecektir. Bak A artı B belli. O zaman burada 5 bölü 2 parantezini alınca A artı B yaptı burası. Ve A artı de kaç? 12. Yani 5 çarpı 12 bölü 2'den cevap kaç yaptı o zaman? 30 yapar. Cevap akçay oldu. Böyle formülü var da formülü ezberleme bak. Formülsüz bir şekilde de rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Birinci soru akçay geldik ikinci soruya. Evet bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk gençler? Üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. Tabii katlamayı da şöyle bir geri doğru açıyorduk. Verilen bilgileri okuyalım. 30 30 verilmiş bunlar. Bunları kullanacağım büyük ihtimalle. 9 verilmiş, bir de çevresi 36 verilmiş. Yani şurası x'ken buraya ne kalıyor o zaman? 27 eksi x kalıyor çevresi 36 yaptığından dolayı. Sonra ne yapacağız? Üst üste binen kenarların eşitliğini göstereyim. Hocam bu kenarlar da birbirine eşit. Yani 30 30'sa burası da 30 olacak. Dur bakalım. Bir de üst üste binen açılar da eşit. A burada bir dik üçgen var zaten elimizde. Yap Pisagor'unu x'in karesi 27 x x'in karesi artı 9'un karesine eşit değil midir? Evet işlem işlem işlemle x'i buluruz. Ama hisset 9 varsa ne üçgendir? Hocam 9 12 15 üçgendir. 15 koyarsak burası 12 sağlaması tuttu mu tuttu. E o zaman 9 12 15 yani x 15. Yaz 15'i. Hocam burası 15 9. E tamamı 30'lu 15 9 buraya da ne kaldı? 6 kaldı. E tamamı 30'du. Çünkü katlamada üst üste binen kenarlar eşitti. 12 ise buraya da ne kaldı? 18 kaldı. Haydi da alan dağıtmaya. 12'de en küçük üçgenden başta tepe noktası D olan da 12'de kalan 12 A ise 18'de kalan 18 A'dır. Sonra 9'a göre dağıt. 9'daki tepe noktası burası. 9'daki 18 A ise 2 katı. 15'teki 30 A yapar. E hocam alttaki de 12 A yapar. Tepe noktası bu olan da 2 kat oldu çünkü. Şimdi alanlar olan isteniyor bizden. Alan ABC 30 60 A mı yaptı? Evet 60 A bölü A üstü de E. O da 12 A. Sadeleştirdiğiniz zaman kaç yapıyor? 5 yapıyor. Evet cevap Denizli çıktı. Güzel bir soru. Geldik 3'e. Kare biçimindeki kartonun üzerindeki şekildeki gibi kenar uzunlukları tam sayı olan. Kenar uzunlukları tam sayı olan diyor. Dikkat. Şu tam sayıyı kullanacağız demek ki biz. Özdeş 4 tane dik üçgen çiziliyor. O zaman özdeşse şu x x x x diyelim ve dik üçgense 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuraya y dersem burası da y mi oldu? Evet. Mavi boyalı bölgenin alanları toplamı 252. Hocam bu alandan bak 4 tane var. Çünkü şu küçüklerde birer kare yapmıyor mu? Yapıyor. O zaman mavi boyalı alan şurası, şurası, şurası ve şurası aynıdır. Çünkü bu alanlar aynı ya. Geri kalan alanlar da aynıdır. Sen 252'yi 4'e bölsen kaç çıkıyor? 63 çıkıyor galiba 63. Yani buradaki alan 63 oldu. E o zaman bu alanı nasıl bulacağım? Hocam bu x artı y'lik bir kare değil mi? Evet x artı y'nin karesinden neyi çıkartacağım? Şu dik üçgenin alanı çıkartacağım. Yani x çarpı x artı y bölü 2'yi çıkartacağım. Bu da 63'e eşitmiş. x artı hadi işlem yapalım. ÖSYM de böyle işlem yaptırmayı da sever arkadaşlar. Matematiği de e, geometri içerisinde bu şekilde kullandırabiliyor. Özellikle kare sorularında. E, kareyi de burada kullanmışız ya. Böyle bir soru gelmez demeyin. Çünkü sormuşluğu var. Dikkat. X artı Y alalım. X artı Y parantesini alınca şurada ne kaldı? X artı Y kaldı. Eksi ne kaldı? X bölü 2 kaldı burada. Eşittir 63'müş. Hocam X eksi X bölü 2. X bölü 2 yaptı burası. X bölü 2 artı Y yaptı burası. O da X artı Y ve X artı 2Y bölü 2 eşittir 63 ya. O zaman çarp 2 diye attım bir tarafa. 126 yaptı. Şimdi adam bu tam sayı olma değerini niye verdi? Hocam Bunlar tam sayı ise x ile y yani x ile x artı y tam sayı ise x ile y tam sayıdır. Toplamları da tam sayıdır. Şurası da tam sayıdır. O zaman burada çarpanları gibi düşüneceğim. Bu e, 63 vardı. 7 9 ve 3 çarpanlarını elde ediyoruz burada. O zaman arkadaşlar x artı y de bir tam sayı değer. Hatta bunu 3 çarpı 3 şeklinde de düşünebiliriz. Pardon burası 2 olacak. E, x artı 2 y şeklinde de düşünebiliriz. E hocam x artı y atıyorum y 7 dersem öbürü 18 yapıyor. 7 dersem 18 yapar. Eksiyle çarpı taraf tarafa toplarsam bu 11 yapıyor y. Y ye yerine 11 yazarsam x negatif geliyor. Negatif gelemez. Demek ki 7'ye 18 değil. Peki 9'a 14 desem şurası 9 burası 14 desem çünkü tam sayı ya Toplamları tam sayı. Eksiyle çarpı taraf tarafa toplarsam ne geliyor? Hocam y'ye geldi eşittir. Eksi 9 artı 4'ten burayı da kaç bulduk? 5 bulduk y yerine 5 yazınca x'te herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Y yerine 5 yazınca x'te 4 geliyor. Böylelikle y'yi bulmuş oluruz. Bizden de ab uzunluğu isteniliyor. Cevap böylelikle 5 çıkar. Böyle çarpanları ayırmayı da bize kullandırabilir arkadaşım. Üçüncü soru ne çıktı? Ceyhan çıktı. Geldik 4'e. Evet. ABC üçgensel bölgesi AC üzerindeki E noktasına kesilen D ve K doğruları ile eşit alanda 3 bölgeye ayrılmış. Ya hocam burada kalan A, burada kalan A, burada kalan A. Tamam. Bir de oran verilmiş. Burası 2K, burası 3K. EC uzunluğu 3K. AE uzunluğu da 2K olarak verilmiş. E, burada alan dağıtacağımız belli. Hadi şunu şöyle çizecek olursak. Hocam 3K'da kalan ve 2K'da kalan A, burası 3B, burası da 2B dersem toplam 5B. Ama 3'e de bölünecek bu. O zaman hem 3'ün hem de 5'in katı diyelim. Hem 3'ün hem de 5'in katı 15B diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Şimdi 15B. Bu neredeki ama? 5K'daki 15B olacak değil mi? Bak dikkat. Dikkat dikkat. Ee, şöyle de yapabiliriz. Şu, tamamı 15B. Tamam Şu 5K'daki 15B. Bir de 3 parçaya bölünmüştü ya. 15B'yi sen 3'e bölsen kaç yapar? Hocam 5B yapar. Burası da 5B. Burası da 5B yapar. Bir de 2'ye 3 şeklinde şey yapsak. 5K'daki 15B ise K'daki kaç B yapar? 3B yapar. 2K'daki kaç B yapar? 6B yapar. 2K'daki 6B yapacağı için arkadaşlar şuradaki burası B yapar. E, A alanında 5B'di buraya da 4B kaldı. Zaten 3 kdakinde ne yaptığını 9B yaptığını söyleyebiliriz. E, bak gerçekten de 5B'si burası da 9B oldu mu oldu. Heh, şimdi BF bölü CF. BF bölü CF arkadaşlar alanlar oranı tabanlar oranıdır. Yani 4 bölü 5 yaptı. 4 bölü 5 artı DB bölü DA. Hocam DB bölü DA. Hocam 1'e 5 oran var alanlarda. DB bölü da 1 bölü 5 mi yaptı? Evet topladığımız zaman kaç yaptı? Hocam 5 bölü 5 yaptı. 5 bölü 5 de nedir? O da 1'e eşittir. Yani cevap balık esir çıktı. Evet güzel. Böyle hem 3'ün katı hem de 5'in katı 15B'de birleştirmek iyi oldu. Buradaki rasyonel sayılarla uğraşmamış olduk değil mi? Evet geldik 5'e. ABC üçgen BKKLLC eşit verilmiş. AE ile EL birbirine eşit verilmiş. ADE'nin alanı 4 vermiş. Bir de DK yani şurası K iken burası da 2K olarak verilmiş. Yani K iken DK. ADK iken burası 2K verilmiş. Gerçi vermesine gerek yoktu. Vermeseydi işimiz zorlanırdı. Ne yapardık burada? Şuradan bir orta taban çizerdik. Bu 2'ye 1 oranı soruda aslında fazla bilgi baktığınız zaman. Ama ÖSYM de bazen fazla bilgi de veriyor. Yani şuradaki adımı senin bulmanı istemeyebilir. Biz de burada bunu istemişiz mesela. Burada 2 kya K verilmeseydi biz şu şekilde de bulabilirdik. Şuradan bir paralel çizerdik. Hocam orta taban. E o zaman burası K ise burası K. E burada da orta taban burası da K. Gerçekten de 1'e 2 oran çıktı mı çıktı. Gördüğün üzere. Tamam seni biraz işlemden kurtarmışız burada. ADK iken DK'da 2K dedik. E şimdi burada kalan da verilmiş. Ne yapacağız? Alan da açacağız kardeşim. K'da kalan 4 ise tepe noktası bunda hop burası. 2K'da kalan ne yapıyor? 8 yapıyor. Çizdiği kalan 12 iken tepe noktası K'ya göre 12 iken çizdiği kalan 12'dir. E sonra çift çizdiği kalan 12 ise çift çizdiği kalan 12'dir. Çizdiği kalan 12 ise çizdiği kalan 12'dir. E Sonra devam, 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 devam. Neresi kaldı? Hocam burası kaldı. Hocam çift çizdiği kalan kaç burası toplamda? Hocam 24 yaptı burası. E çift çizdiği kalan burası da 24 yapacaktır. Hop 24'ü yazdık. E bitti gitti. Tepe notu sahaya göre dağıttık bu sırada. Alın A, B, Çıktı mı çıktı. Hocam 24 burası, 24 burası, 24 burası. Yani 24 çarpı 3'ten cevabı 72 olarak buluruz. Cevap balık kesir oldu. 5. soruda daha da zorlaştırmak için ne yapardık? Şuradaki oranı vermeyebilirdik. Fazla bilgi verdik ama ÖSYM de bunu yapar. Şimdi bir sonraki soru. Katlama. Hop katlamayı geriye doğru açalım. Açtığımız zaman ne olacak? Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Hatta bu alan buraya bindi ya. Üstte binen alanlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi CB üst uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Vay vay vay. Şimdi alanlardan dolayı burada bir oranlama var aslında. Şöyle bakacak olursak. 6 bölü 24. 6 bölü 24. 1'e 4 oran var mı? Var. K ise burası 4K mı? Evet. Hocam üst üste binen kenarların eşitliğini kullanabiliriz. 4K. Aa ne geldi burada? 4K 5K. 3 4 5 üçgeninden burası da 3K mı geldi? Evet. Aa ne güzel bir şey çıktı. 3K 4K var burada. Burası da 90 derece ya. Tüm alanda belli. Tüm alan kaç? 24 48 ve altın toplamı 54. 54 alan ne eşit? 3K çarpı 4K bölü 2. 3K çarpı 4K bölü 2 deyince e o zaman burada 3'e bölsen 3'e bölsen kaç çıkıyor? 18 çıkıyor. Şu ikili sadeleşti. 2'ye böl 9. K kare 9'dan K'yı da kaç buluruz zaman? 3 buluruz. K 3. E o zaman burası 9. E o zaman burası 8. Bizden CB üssü uzun isteniyor. E tamam burayı 3 bulmuşuz o zaman. Cevap 3. Yani 6. soru ne çıktı? Cehan çıktı. Geldik 7. soruya. Şimdi 60 derece verilmiş burası. Şuradaki dörtgenin bölgesi isteniyor. Şekilde 90 derece varken ne yapıyorduk? Taban çarpı tabana ait yüksek bir bölgeden sonuca ulaşıyorduk değil mi? Evet. BC'yi de 16 vermiş bize. BC'yi de 16 olarak kullanalım. Tamam. Şurası 16. E hocam ben ne yapacağım burada? Vallahi 6 kök verilmiş mi? Şu üçgenin alanını bulurken. Şu üçgenin alanını bulurken. Hocam 6 kök ait yükseklik çizeceğim. Çizilen yükseklik nereye düşer? Hop. Şuraya doğru düşer. E burada ne çıktı? 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 2 ay 30'un karşısı A yapar. Burası da A kök 3 yapar. Hocam şu üçgenin alanı da lazım bana. 6 kök 3 tabanına ait yükseklik çizeceğim. 6 kök 3 tabanına ait yükseklik. Hop. Şu olmaz mı? Hocam burası da buraya gelmez ama 60 ya şurada kaç 120 derece o sadece dışarı doğru düşüyor fark etmez. Ters açıdan 60 e hocam 90'ın karşısı 2B ise 30'un karşısı B'dir burası da B köküştür. E bu üçgenin alanda 6 köküç çarpı B köküç bölü 2 değil midir? Evet bak dikkat et burada 16'da verilmiş 2A artı 2B eşittir 16 verilmiş A artı B'yi kaç buluruz 8 buluruz. Şimdi gel alanı yaz. Hocam alan 6 köküç çarpı A köküç bölü 2 6 köküç çarpı A köküç bölü 2 artı 6 köküç çarpı B köküç bölü 2. 6 köküç çarpı B köküç bölü 2'yi de yazdık. İşte bizden bu isteniyor. E hocam bölü 2'ler gitti. 3 yaptı. Bölü 2'ler gitti. 3 yaptı. kök köküç çarpı 3. O zaman burası 9A mı yaptı? Evet 9A artı. Bu da 9B yaptı. İşte alan dediğimiz olay bu oldu arkadaşlar. 9A artı 9B oldu. E zaten A artı B'yi biz 8 bulmuştuk. Yani bu 9 çarpı A artı B olduğundan dolayı A artı B ye yerine 8 yazarsak cevap 72 çıkar. Yani 7. soru Balıkesir oldu. Geldik 8'e. 8. E. 8. soruda ne verilmiş? Açı verilmiş arkadaşlar. Yani buradaki açıları ben bulabilirim. 105 ile 75 arasındaki açı kaç derece? 30 derece. Şu açıları çıkarttığımız zaman değil mi? Hocam 165 ile bunun arasındaki açı 60 derece mi oldu? Evet. Şuradaki açı kaç derece yapıyor? Hocam buraya 15 derece kaldı. Hatta buraya da ne kaldı? 75 derece kaldı. 75 ile de 0 derece arasındaki açı. Şimdi alanlar oranı açı ölçerde A açısı hatasız olarak ölçülmüştür. Tamam. AB'yi vermiş 8 diye. Hocam AB 8. Şuradaki uzunluk 8. Bir de AC'yi vermiş 4 kök diye. Bizden ne isteniyor? Alan ABD bölü. Ooo. Ooo. Alan ACD isteniyor bizden. Hocam şu üçgenlerin alanları isteniyor bizden. Tüm alanı bulabiliriz ama. Ya burada güzel bir şey yok ama. Ne yapacağız? Aslında, aslında, aslında. Şöyle bir şey var. Ben buradaki 90'dan dolayı şurayı bulabilirim aslında değil mi arkadaşlar? Hocam 4 kök üçgen burası 8 Pisagor bağıntısından yani şeyi bulabilirim 90 derece burayı. Burayı bulsak ne fayda? Maalesef buradan bir şey gelmez. Hani özel üçgende çıkacak hissiyatı oluştu oluşmadı. E başka ne yapabiliriz hocam burada? Yani 75 var burada da 75 var. Hocam şunu şöyle uzatırsak ee, 75'i nasıl elde edebilirim ben? Şu açı 75 derece Şunu uzatırsam burası da 75 yapar. E o zaman ne oldu? 30, 75, 75. E, bu üçgende dış açı ortay oldu böyle. Bu işime yaramadı. Hocam şöyle uzatsak bunu. 75 ters açısından. Yok dış açı ortaydan da bir oran gelmiyor ki. Şurada bir oran var. Maalesef bunu da yapamam. O zaman yapacağım hamle şu arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Bu alanlar oranı mı isteniyor bizden? Evet. Şu 60 mantığını kullanmak için şuradan bir 90. Şuradaki 30'u mantığını kullanmak için şuradan bir 90 çizip ondan sonra alanlar oranına gidebilirim. Tabanları aynı olduğundan dolayı. Ya da şuradan yapabilirsiniz. Şuraya y deyip hocam 8 çarpı y çarpı sinüs 60 bölü 2 bölü y çarpı 4 kökü çarpı sinüs 30 bölü 2'den de yine sonuca ulaşabilirsin. Ama ben ne yapıyorum? Bak bu tabana ait yükseklik çiziyorum şöyle. Hocam 90'ın karşı 8 30'un karşı 4. Burası 4 kökü çıkar. Hocam burada da bu tabana ait şu yüksekliği çiziyorum şöyle. 90'ın karşısı 4 kökü 3, 30'ın karşısı 2 kök Şimdi şu alanlar alanı isteniyor. Tabana a diyecek olursam her ikisinde de a aynı. A çarpı 4 kök 3 bölü 2 alan ABD'yi verir. A çarpı 2 kök 3 bölü 2 de bana neyi verir arkadaşlar? Alan ACD'yi verir. E bitti. E, tabanlar aynı. E Hocam buradaki bölü 2'ler gitti. 4 kök 3 bölü 2 kök 3'ten cevap ne çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. Bitti gitti. Sinüsten de yapabilirsin. Tabana ait yükseklikten de yapabilirsin. Özel açı mantığını kullanarak sadece. Bu arada bu çizdiğim dik buraya geliyorsa bu çizdiğim dik buraya gelmiyor sadece. Dışarıya geliyor arkadaşım. Tamam mı? Oradan da şey yapabiliriz. Yani burada ben sadece olay anla diye yükseklik bu A tabanına ait yükseklik buraya düşmüyor aslında ama olay anla diye yaptım. Fark etmiyor burada. Taban çarpı yükseklik bir 2. Taban çarpı yükseklik bir 2. Bana alanlar oranını verdi. Cevap da 2 yaptı. Yani cevap C'an oldu. 8. soru gerçekten güzel bir soruydu. Geldik 9'a. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi DE DG eşitmiş. Şunlar birbirine eşit. G ağırlık merkezi ise hocam ne oldu? Şunlar birbirine eşit. E burası A burası A burası ağırlık merkezi olduğunda A 2A olur burası. Hatta şunlar da birbirine eşit olur mu? Olur. Şimdi ne yapacağız burada? Ya ağırlık merkezi varsa A A A A, A ekstra eşitlik varsa da bir orta taban çıktı karşımıza. Orta taban çıktı karşımıza. Niye? Çünkü dikkat et. Bak şuradaki üçgende. Bak 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 şuradaki üçgende. Hocam şunlar eşit. Hocam 2A ise 2A. Bunlar da eşit. Aa gerçekten orta taban çıktı. Yani şununla şu birbirine paralel. 6 ise burası kaç olur? 3 olur. Hatta paralelikten dolayı 90 ise burası da 90 olur mu? Olur. Hocam burası da 90. 3 ise burası 6 değil mi? Evet. Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Yani şu 2A'nın karesi. 2A demeyeyim de tamam neyse. Hocam 2A'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir 2 kök 13'ün karesinden. Şimdi burası kaç çıkıyor arkadaşlar? 4, 6, 2 kök 13. Yani sen buradan 2A'yı 4 olarak yani A'yı 2 olarak bulabilirsin. Benden ne isteniyor? Bu alan isteniyor. Hocam ağırlık merkezi ya burası. Ağırlık merkezi alan dağıtımını da biz biliyoruz. Şunu da çizecek olursam 4 eşit 6 eşit parçaya ayrılıyor. A, 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 A. E sonrası Hocam benden 2A isteniyor. Bak 2A aynı zamanda şu dik üçgenin alanı değil mi? Evet. E 2A alanı bitti. 4 burası 6 burası 4 çarpı 6 bölü 2. Yani şu 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 sadeleşti. Buradan da A'yı kaç buluruz arkadaşım? 6 buluruz. A bizden ne isteniyor? Şu 2A alanı isteniyor. O zaman cevap 12 yapar. A yerine 6 yazarsak. Evet 9. soru. Bu da güzel bir soruydu. Cevap akçay oldu. Geldik 10. soruya. ABC üçgen içinde bir P noktası alınıp kenarlara dikmeler çiziliyor. Bak bir P noktası alınmış, kenarlara dikmeler çizilmiş. Şunun doğrusallığından bahsetmemiş dikkat. Hocam bu doğrusal gibi duruyor. Hayır, doğrusallığından bahsetmemiş. AB ile AC'yi eşitlemiş. AB ile AC'nin eşitliğini kullanacağım. Açılar eşit verilmiş. Alanlar oranı nedir diye soruluyor bize. Hangi alanlar? Bak ona da bakalım. CPM. Neredesin? CPM şu üçgenin alanının hangi üçgenin alanına oranı isteniliyor? BPL şu üçgenin alanında oranı isteniyor. Şimdi gençler burada ne verilmiş? Bir kere bak doğrusal olduğunu bilmiyoruz. İkiz kenar verilmiş. Açılara dalacağımız da belli. Zaten burada da bu açıları şöyle bir alfa alfa diyelim. E hocam bu bir ikiz kenar ya. Taban açıları birbirine eşit olacak. E o zaman ben buraya beta dersem. E hocam burası da beta olur. Çünkü alfa artı beta olduğunda alfa artı beta. E beta 90'sa buraya teta dersem. E hocam beta 90'sa sa burası da teta olur. Yani bu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Ama benzerlik kurabileceğimiz hiçbir durum yok burada. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? O zaman ilk şu üçgenlere de dikkat et. Alfa 90. Şuraya da n açısı diyeyim. Alfa 90. Burası da n açısı değil mi? Yani beyaz üçgenlerde benzer değil mi arkadaşlar? Evet. İlk önce beyaz üçgenlerdeki benzerliği o zaman. Alfanın karşısı 2'nin alfanın karşısı burada x oranı 2 bölü x eşittir. 90'ın karşısı mı? N'in karşısı mı? N'in karşısı bomboş. 90'ın karşısı çünkü en azından sarı üçgenin alanı olduğu için bunu kullanacağım. 90'ın karşısı y bölü 90'ın karşısı z diyelim. Allah Allah. Ne yapacağız burada? Dur bakalım. Tamam. Biz bunu böyle yaptık. Bu elimizde dursun. Şimdi başka ne yapacağız? Bir de şu üçgenle şu üçgen benzer değil mi? Evet. E hocam burada 90'ın karşısı y bölü 90'ın karşısı z. Aha y bölü z'yi kullanabiliyorum. Y bölü z neye eşit? Sarı üçgenlerdeki benzerliğe bakıyorum. 90'ın karşısı y bölü 90'ın karşısı z. Beta'nın karşısı x bölü beta'nın karşısı 8'e eşit x bölü 8'e eşit. Arkadaşlar y bölü z zaten 2 bölü x'e eşit verilmişti. O zaman buradan her ikisi de y bölü z'ye eşitse bak bu da bu da 2 bölü x'e bu da x bölü 8'e eşit. Yani x bölü 8 e eşittir 2 bölü x oldu. x kare eşittir 16'dan x'i de böylelikle 4 buldum. E o zaman x 4 ise yaz yerine 4'ü. Olay bitti alanlar oranı isteniyor. Şimdi betanın karşısı 4 iken betanın karşısı 8 çıktı. O zaman benzerlik oranı 4 bölü 8. Benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranının karesi değil midir? Evet. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 çıktı. Yalnız alanlar oranı alan CPM. Yani şu alanlar oranı 1 bölü 4 çıktı ya. Yani buradaki alan A iken burası 4A çıktı. Tam tersi isteniliyormuş bizden. CPM yani şu 4A bölü A isteniliyor bizden. 4A bölü 4'ten de cevap 4 olarak doğrusu. Bitti gitti. Yani sen burada alan sorusunu yapamadıysan alanla ilgili sıkıntın yoktur alanla ilgili değil de daha önceki konuyla ilgili sıkıntım vardır. Bak burada benzerlik çıktı. E hocam burada hiçbir kenar yoktu. X'i bulmam gerekiyordu. Sonra beyaz üçgenlerdeki benzerliği yapınca kendiliğinden bir şeyler çıktı. Y bölü Z Y bölü Z. Benzerlik Y bölü Z'ler ikisinde de eşit oldu. Eşitleyince de X'i bulduk. X'i bulunca da benzerlik oranı karesi alanlar oranı 1'e 4 yani 4 bölü 1 çıktı. Gerçekten bu da güzel bir soruydu. Ve geldik kara soruya. Kara soru. Arkadaş Bakalım kara sorudan korkulacağız mı? Şimdi kara soruda ne verilmiş? Ozan ABC ve BCD üçgenin biçimindeki iki adı üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde BC kenarını çakıştırarak yapıştırmış. Şu şekilde yapıştırmış. Ha, katlama değilmiş yapıştırmış. Şimdi ABC üçgeni şu üçgeni yapıştırmış böyle. Sonra alan ABC. ABC'yi kaç vermiş? 32 olarak vermiş. Eyvallah 32'yi kullanacağım ben. Tamam başka ne yapabiliriz? Daha sonra ABC üçgenin BC boyunca katlıyor. Şu BC boyunca katlanmış. Şöyle katlanmış. Tamam. Bu da tamam. Ve ben buranın hala 90 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Katlamada üst üste binen kenarlar. Eşit. Şurası çift çizgiyken burası da çift çizgi olacak. Şu kenarla da bu kenar birbirine eşit olacak. Eyvallah. Şimdi daha sonra kesimi de E olmuş. BED'yi de 48 vermiş. Ooo BED. Hocam burada kalan da 48 vermiş. E o zaman ne yapacağız? Alan BCE nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar 90'lar havada uçuyor. Ne yapabiliriz burada? Dal alfa beta ya. Dalalım alfa beta ya. Alfa beta. E burası da alfa oldu. Hocam şuradan bir 90 çizsem olmaz. Bak çift çizgi kullanamıyorum. O zaman buradan 90 çizeceğim. Sadece bu geniş açılı gibi duruyor. Yükseklik nereye düşer arkadaşım? Dışarıya doğru düşer değil mi? Evet çizilen yükseklik burası. Şimdi çizilen yükseklik burası. Yani o zaman ne oldu? Alfa 90'sa beta. Senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Şimdi alfanın karşısı burada A ise alfanın karşısı burada da A değil midir? Evet. A. A. 32 alanı verilmiş ya. 32 bak şu üçgenin alanı. Taban çarpı yüksek bölü 2. A çarpı A bölü 2 eşittir. 32 ise A kare eşittir. 64 yapar. A'yı da buradan 8 buluruz. Çok güzel. A buradan 8 geldi. Eyvallah. Başka. Tamam. Ben burayı 8 buldum. Şimdi adam bana şuradaki bölgenin alanını da vermiş. Bak bu bölgenin alanı da arkadaşım 48 ise bu üçgende de bak dikkat et şuradan şu yükseklik değil mi? Evet. Hocam şu taban çarpı yükseklik bölü 2 48. Yani buraya da B diyecek olursam eğer B çarpı onu da şuraya yazayım. B çarpı 8 bölü 2 eşittir 48 ise o zaman buradan şunlar şunlar sadeleşti. Ya da ilk önce 8 ile 48 ile 6. 12 mi yapıyor? B'yi de 12 olarak buldum. Bak 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 bak. B'de de 12 çıktı. Tamam. Sonra ne yapacağız burada? Hadi bakalım. Alan BCE nedir diye soruluyor. BCE. Eyvah eyvah. Şimdi arkadaş sen bunu böyle katladın. Eyvallah. Katladığımızda üstüne binen katlamayı şöyle bir açalım istersen. Tamam. Katlamayı şöyle bir açalım. Eski hali. Hocam şurada şöyle. Şurada da şöyle. Katlamada ne diyorduk arkadaşlar? Bu 90 derece olduğunu da biliyoruz. Üst burası toplamda kaç derece? 90 derece. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Tamam, şöyle şöyle. E hocam burası çift çizgiyken burası da çift çizgi olacak. O çift çizgileri kullanamayacağım galiba. Sonra başka şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E bu kenarlarda yok elimde. Hatta bu alanla bu alan birbirine eşit. Tamam. AB ile BD birbirine eşit. Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. 90 dereceler verilmiş. 32 ve 48 verilmiş. Alan BC isteniyor bizden. Allah Allah. Burada ne yapacağız ya? Alan BC, Şuradaki açı ortaylı kullanabiliyor muyuz? Yani açılara mı da alsak acaba burada? E burada da açıları da alalım istersen. Ee, buraya ne dedik? Alfa açısıysa burası da alfa açısı değil mi? E hocam bak burası da alfa açısıydı. Tamam. E bundan sonra ne yapacağız? E hocam. Başka bir şey değil. Aaa. 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 Ben fark ettim bak üst üste binen kenarların eşit olduğunu, üst üste binen açıların eşit olduğunu görünce Fark ettim bir şeyler. Sen fark ettin mi? Bak, Açıları da yazınca bir şey çıktı. Hocam Şuradaki üçgende Alfa var, alfa var. E alfa, alfa 90 şuraya beta Alfa 90 bunun tamamı betaysa, alfa 90 şurası beta değil mi? Evet Hocam alfa 90'sa bunun da tamamı beta. Yani senin şuradaki siyah üçgeninle Büyük üçgenin benzer oldu mu? Oldu. Çünkü bu da alfa beta 90'lık. Bu da alfa beta 90'lık değil mi? Evet. E o zaman beta'nın karşısı 8 bölü. Beta'nın karşısı şu tamamı. Şuraya bir a diyeyim. 8 bölü tamamı a artı 12. Bak dikkat küçük üçgenler. Beta'nın karşısı 8. Beta'nın karşısı a artı 12. Neye eşittir? Alfa'nın karşısı a bölü. Alfa'nın karşısı 8'e eşittir. E bitti gitti. İçler dışlar yapalım o zaman burada. Hocam a kare artı 12a eşittir 64. Hatta eksi 64 eşit 0'dan çarpanlara ayırıyoruz. Ee, 16 16'ya 4 olunca çarpımları 64 toplamları da 12 ay verecek. Artıya eksi dersem oluyor. Yani buradan şu geliyor. A artı 16'ya A eksi 4 geldi. Eşit sıfırsa bu sıfırsa sa e, A eşittir eksi 16 gelir. Uzunluk negatif olamaz. Bu sıfırsa A'yı da böylelikle 4 buluruz. E A 4 ise arkadaşlar A yerine 4 yazdım ve benden B, C, e alanı siyah üçgenin alanı isteniyor. Bak 4 var 8 var. O zaman alan 4 çarpı 8 bölü 2 eşittir. 32 bölü 2'den cevap 16'ya eşit olur. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. E biraz önceki soruda da dedim ben ne dedim? Böyle alanla ilgili bir şey yapamıyorsan demek ki eski konularda biraz eksiğim vardır. Bu da nereden çıktı? Bak benzerlikten sadece şu kenarı bulmam gerekiyordu. O da benzerlikten çıktı. A burada da açıların eşitliğini yazdım. Bak burası alfa iken burası alfaydı. Katlamadan dolayı burası da alfa. Bak benzer çıktı. Alfa 90 beta alfa 90 beta iki üçgendeki benzerliği uyguladık ve olay bitti. Yani işin mantığı burada benzerliği fark etmemiş. O da açıları yazınca çıktık şey gördüğünüz üzere. Benzerliği fark edince alan kısmı zaten en basit kısmı oluyor kardeşim. Şekil ağda görüldüğü gibi. Ve gerçekten kara soru. Yani neredeyse ben de ee, böyle bir kara kara baktım soruya bir noktada değil mi? Aslında sizin yaşadığınız şeyleri yazıyorum. Ben de Uzun zamandır çözmüyorum. Tamam belki soru kitap yazılırken e, soruyu görmüş olabilirim. Fark etmiş olabilirim. Aa ne kadar tatlı soru olmuş olabilirim. Ama gerçekten çözümlerde biz de hatırlamıyoruz. Unutuyoruz. Şu an böyle testlere hiç bakmadan geliyorum ya. Sizlerin yaşadığı hissiyatı ben de burada yaşıyorum. Ben de gözüm böyle bak hop açıları yazınca bir ışık saçıldı gözlerimden değil mi? Evet neyse cevap C an oldu. Çok güzel bir test bu da. Ve böylelikle üçgende alanı hallettik mi hallettik. Sırada ne var? Açı kenar bağıntıları var. O zaman açık kenar bağıntıları testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.